Arkadaşlar merhaba. Asitler bazlar konumuza giriş yaptık. asitlerin bazların genel özelliklerinden bahsettik. Yani bir kısmını işledik. bilgilerin pekişmesi için işlediğimiz yerler ile ilgili birkaç soru çözümü yapalım. Birinci sorumuz asitler ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diyor. Birinci yargı. Oda koşullarında sulu çözeltilerinin pH değeri 7'den küçüktür demiş. Şu şekilde bir pH metremiz vardı arkadaşlar. 0'dan 14'e kadar tam ortası 7. 7'ye nötr diyoruz. Bu yönde asitlik artar. Bu yönde bazlık artar. Yani pH metre sıfıra doğru gittikçe yani pH azaldıkça asitlik artar pH metre 14'e gittikçe yani pH arttıkça bazlık artar. Dolayısıyla oda koşullarında sulu çözeltinin pH değeri 7'den küçüktür asitleri. İkinci yargımıza bakalım. Tatları ekşidir demiş. Evet üzüm, elma, sirke gibi örneklerle anlayabiliriz. Tatları ekşidir. Üçüncü yargımız bazlar ile tepkime verirler demiş. Evet asit. Asitler bazlar ile tepkime verir, tuz ile su oluşturur. Nötralleşme tepkimesi oluştururlar. Diğer soruya bakalım. Aşağıdaki maddelerden hangisi sulu çözeltisini H+ iyonu vermez demiş. H+ iyonu verenler asitler de arkadaşlar. Vermeyenler de baz olacak. Yani bizden şıklardan bazı bulmamızı istiyor. Şıklarımıza bakalım. A seçeneğinde CH3 COOH var. Yani burada bir organik asit türevi var. Asitik asittir. Dolayısıyla bu bir asittir. Sulu çözeltisi H artı iyonu verir. B seçeneğine bakalım. NH3 yapısında H bulundurmasına rağmen NH3 amonyak bir bazdır arkadaşlar. Dolayısıyla sulu çözeltisine H artı iyonu vermez. Devam edelim. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin sulu çözeltisinin özelliği yanlış verilmiştir diyor. Bakalım A seçeneğimiz NH3. NH3 bir bazdır. Bazik özellik gösterir. Asetik asiti vermiş. COOH organik asit türevidir. Asidiktir. Na2O sodyum oksiti vermiş. Metal oksit türevidir arkadaşlar. Metal oksitler bazik özellik gösterir. SO3 A metal oksit türevleri asidik özellik gösterirler arkadaşlar. Bu da doğru. Karbonik asiti vermiş. Karbonik asit bazik değil asit olacak arkadaşlar. Dolayısıyla E seçeneğimiz yanlış. Dördüncü sorumuz. X maddesinin suda çözülmesi sonucu oluşan çözeltinin pH değeri 7'den küçük. pH küçük 7 ise çözeltimiz asidiktir. Buna göre yorum yapabiliriz. Yargılarından hangileri doğrudur demiş. Birinci yargımız X maddesi asidik karakterlidir. Evet doğru. Oluşan çözeltinin tadı ekşidir demiş. Evet asitler ekşidir. X'in suda çözülmesi sonucunda ortamdaki OH iyonları sayısı artmıştır. Hayır OH artsaydı bazik özellik gösterecekti. H artı iyonları artması gerekirdi. Dolayısıyla bu yanlış. Bir ve ikinci seçeneğimiz doğrudur. Beşinci sorumuz yukarıda verilen maddelerden hangilerinin sulu çözeltisi kırmızı turnu soğuk kağıdının rengini maviye çevirir. Maviye çevirecekse bazik özellik arayacağım arkadaşlar. Bakalım birinci yargımız sirke. Sirke bir asit asidik çözeltiydi. İkinci yargımız limon suyu. Limonda bir asit özellik gösteriyor. Sabunda C17 H35 benim için önemli olan burası. Sodyum veya potasyum yapısı yani bazik özelliklidir arkadaşlar sabun. Neden? Çünkü ele kayganlık hissi verir. Bazın genel özelliği. Dolayısıyla sadece üçüncü yargımız doğrudur. Diğer sorumuza bakalım. Turnusol ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur demiş. Birinci yargımız bazı dikenlerden elde edilen suda çözünen bir boyar maddedir demiş. Evet doğrudur arkadaşlar. Turnusol çözeltilerdeki e, asit ve bazıları ayırt etmede kullanılıyor. Asitle etki ettiğinde kırmızı, e, baz ile temas ettiğinde ise mavi renk veriyor. Ve turnusol belirli dikenlerden elde edildiği için suda çözünen bir boyar maddedir. İkinci yargımız bazik ortamda mavi, asidik ortamda kırmızı demiş. Evet asidi kırmızı ala boyuyor. Mavi de bazik ortamda da mavi oluyor. Üçüncü yargımız indikatör olarak kullanılır demiş turnusol ile ilgili. Ee, bir maddenin asit veya baz oluşuna bağlı olarak renk değiştirmede turnusolda kullandığımız için indikatördür. Doğru seçeneğimiz hepsi arkadaşlar. Diğer sorumuza bakalım. Aşağıda verilen kaplarda üzerlerindeki maddelerin çözülmesi sağlanmaktadır. Turnusolun asidik ortamda kırmızı, bazik ortamda mavi renkli olduğu bilinmektedir diye bilgiyi vermiş. Buna göre oluşan çözeltilere birkaç damla turnusol boyası damlatıldığında kaplarda meydana gelen renk değişimi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir diyor. Şimdi asidik ortamda kırmızı olacağız. Ma bazik ortamda mavi olacağız bakalım saf suyumuza kalsiyum oksit yani aktif metalin oksidi yani bazik bir çözeltiyi kattığımda mavi olacak ametal oksit asidik özellik gösterir Dolayısıyla kırmızı rengi göreceğim bir diğeri amonyak. Amonyak da bazik özellik gösteriyordu. Çünkü bir bazdı. Bazik çözelti olur ve mavi rengi verir. Dolayısıyla mavi, kırmızı, mavi B seçeneğimiz doğrudur arkadaşlar. Devam edelim. pH değeri verilen yukarıdaki sulu çözelti 25 santigrat derecede hazırlanmıştır. Buna göre bu sulu çözelti ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur diyor. Bakalım sulu çözeltimiz pH 5 ise asidik bir çözeltidir arkadaşlar. O zaman asit özelliklerinden maddeler benim için doğru olacaktır. İlk yargımız asidik özelliğe sahiptir demiş doğrudur. OH iyonu içermez demiş. OH iyonu içerir arkadaşlar. E, asidik, bazik çözeltilerin hepsinde H artı ve OH eksi iyonlarımız vardır. NH3 ile tepkime verir demiş. Asit çözeltisiydi. Asitler bazlar ile NH3 bir baz olduğu için bazlar da tepkime verirler. Doğrudur. Dördüncü yargımız kırmızı turnusolu maviye çevirir demiş. Böyle bir seçenekte bazik olması gerekirdi. Fakat benim çözeltim asidik olduğu için bu da yanlıştır. Dolayısıyla 1 ve 3 seçeneğimiz doğrudur arkadaşlar. 9. soru. X maddesinin sulu çözeltisi ile ilgili nitrik asitin sulu çözeltisi ile tepkime vermemektedir demiş. Asit ile tepkime vermiyormuş arkadaşlar. Sodyum hidroksitin sulu çözeltisi ile tepkime vermektedir. Yani baz ile tepkime veriyor. Dolayısıyla X maddesi için asitle tepkime vermeyip baz ile tepkime veriyorsa asidik bir çözeltidir diyebilirim arkadaşlar. Buna göre X maddesi için birinci yargımız asidik özellik gösterir demiş. Doğru. İkinci yargımız SO3 gazı olabilir demiş. Şimdi bakıyorum. Kükürt bir ametal. E, ametal sayısından oksijen sayısı fazla ise bu bir ametal oksittir. Dolayısıyla ametal oksitler asidik özellik gösterirler. Dolayısıyla bu da doğrudur. Üçüncü yargımız sulu çözeltisi elektrik akımını iletir demiş. Evet asidik çözeltiler elektrik akımını iletirler dolayısıyla tüm seçeneklerimiz doğrudur. Bir diğer sorumuz arkadaşlar aşağıdaki maddelerden hangisinin sulu çözeltisinin pH değeri 7'den küçüktür? Şimdi benim pH değerim küçük 7 ise bu bir asidik çözeltidir. Bakıyorum A seçeneği NH3 amonyak bir bazdır. Sodyum hidroksit bir bazdır. Bakıyorum ametal oksijen sayım ametalden fazla ise asidik özellik gösteren bir ametal oksit çözeltisi dolayısıyla C seçeneğimiz. Devam edelim arkadaşlar. Yukarıda verilen maddelerden hangilerinin solu çözeltisi asidiktir diyor. Asidik bir çözelti arayacağım. Birinci yargım ametal oksit var. Ametal oksitimde oksijen sayım. A metalden fazla ise asit oksittir. Asidik özellik gösterir. İkinci yargım metal oksit var. Metal oksitlerim bazik özellik gösterir arkadaşlar. Üçüncü yargım metal oksit var. Metal oksitlerim bazik özellik gösterir. Benden asidik istiyordu dolayısıyla sadece bir doğru arkadaşlar. Başka bir sorumuz İndikatörler ortamın pH değerine bağlı olarak renk değiştiren kimyasallardır. Metil oranj indikatörü asidik ortamda kırmızı, bazik ortamda ise sarı renge dönüşmektedir. X'in sulu çözeltisine metil oranj damlatıldığında sarı renge dönüşmektedir. X sarı oluyormuş. Y'nin sulu çözeltisine metil oranj ilave edildiğinde ise ortamın rengi kırmızıya dönmektedir. Şimdi bakalım metil oranjda asidik ortamda kırmızıymış. O zaman Y1 asit çözeltisidir, asittir. X de dolayısıyla baz olacak. Buna göre X ve Y maddeleri aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Bakalım. X baz olacak. NH3 bir baz. Y de asit olacak. Hidroklorik asit. A seçeneğimiz doğrudur. X bir baz olacak, sodyum hidroksit. Y de bir asit olacak, nitrik asit. Bu da doğrudur. X baz olacaktı burada. Organik asit türevimiz var. Dolayısıyla bu bir asittir. Baz olması gerekiyordu. H2SO4 sülfürik asit. Bu asit doğru fakat X baz olmalıydı. Dolayısıyla C seçeneğimiz yanlıştır. aşağıdaki bileşiklerden hangisinin sulu çözeltisinin pH değeri 7'den büyüktür? pH 7'den büyük ise neydi arkadaşlar? Bazik olacak. Baz çözeltisi arayacağım. Bakalım. HCl hidroklorik asit asittir. Şöyle bir şey söyleyeyim size. Genellikle asitler arkadaşlar hidrojen iyonu ile başlar. Yani HCl, HF HBr veya H2SO4 gibi genellikle bazlar da sonunda OH iyonu barındırır arkadaşlar. Sodyum hidroksit, potasyum hidroksit, alüminyum hidroksit gibi. Devam edelim. B seçeneğimiz formik asit, karbonik asit türevimiz var. Asittir. Benden baz istiyordu. C seçeneğimiz nitrik asit. Bakın yine ile başlamış asittir H2SO4 bakın yine H başlamış Bu da asittir baz istiyordu sonunda OH yapısında OH içeren bir potasyum hidroksit baziktir arkadaşlar Dolayısıyla pH değeri 7'den büyüktür devam edelim bir diğer sorumuz aşağıdaki maddelerden hangisi hem asitler hem de bazlar ile tepkime verir demiş arkadaşlar hem asit hem de baz ile tepkime veren amfoter metallerimiz vardı arkadaşlar. Bana bunlardan birinin olduğu seçeneği soruyor. Amfoter metallerimiz nelerdi? Zeynep al sana kırmızı pabuç diye kodlamıştık arkadaşlar. Dolayısıyla bu metallerimden birisini içeren seçeneğim doğru olacaktır. Alüminyum oksit bileşiğinin olduğu seçeneğim D seçeneği doğrudur arkadaşlar. Şimdi bir diğer sorumuzda pH değeri 7'den küçük olan x'in sulu çözeltisi için yargılarından hangileri yanlıştır demiş. pH küçük 7 ise asidiktir. Asit çözeltisidir yani x. Birinci yargımız OH iyonu içermez demiş. Hayır OH iyonu da içerir arkadaşlar. Fakat H iyonu sayımız daha fazla olduğu için asidiktir. Dolayısıyla bu yanlış. Baziktir demiş. Hayır pH değeri 7'den küçükse asidiktir. Kırmızı turnusolu maviye çevirir demiş. Kırmızı turnusolu maviye çevirenler bazılardı. Biz asidik olduğu için kırmızıya çeviriyor demesi gerekirdi. Dolayısıyla tüm yargılarımız yanlıştır. Bir diğer sorumuz arkadaşlar. Yukarıdaki özelliklerden hangileri asitler ve bazlar için ortaktır demiş. Yani hem asit hem baz için geçerli olacak. Birinci yargımız sulu çözeltileri elektrolittir demiş. Yani sulu çözeltileri elektrik akımını iletiyor diyor. Evet hem asitler hem de bazlar suda iyonlaşarak ayrıldıkları için elektrolittir arkadaşlar. İkinci yargımız turnusol kağıdına etki ederler. Evet asitler turnusol kırmızıya boyarlar. Bazılar turnusolu maviye boyarlar. Üçüncü yargımız tüm metallerle tepkime verirler demiş. Ee, arkadaşlar asitler verir fakat bazılar amfoter metaller hariç diğer metallerle tepkime vermezler. Dolayısıyla ikisi içinde ortak olan 1 ve 2'dir.